işgal girişimi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimi 12. gününde. Ve dünya bu sebepten dolayı pek çok çıkmazla karşı karşıya. Şimdi bunları görüyorsunuz ve görmeye devam edeceğiz. Aslında nasıl denir? Bu durum, yani Putin araladığı kapıyla Zülfiyare dokundu ya da zurnanın zırt dediği yere gelindi dünyada. Rusya işgalini sürdürüyor. Bir yandan Batı'dan yeni yaptırımlar devreye sokulmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan petrol ithalatının durdurulmasının planlandığını açıkladı. Petrol fiyatları bu açıklamadan sonra yükseldi. Dünya bir petrol çıkmazıyla karşı karşıya. Batı Rus petrolüne ambargoyu gündeme aldı, Venezuela'nın kapısını çaldı. Yaptırım listesi genişlerken Rusya'dan yanıt geldi. Moskova dost olmayan ülke listesini açıkladı. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerini listenin başına koydu. Rusya'nın Ukrayna işgali ekonomik savaşı tetikledi. Rus hükümetine yönelik yaptırımlar ard arda açıklandı. Moskova yaptırımlarla boğuşsa da işgalden vazgeçmiş değil. Bu da yeni yaptırımların kapısını araladı. Amerika'nın başını çektiği ülkeler Rusya'yı bu kez enerji sektörüyle sıkıştırma hazırlığında. Plan Rusya'dan petrol ithalatını durdurmak. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa ülkeleriyle bu konuyu görüştüklerini söyledi. İşgal nedeniyle artan petrol fiyatları bu açıklama sonrası 140 dolara dayandıktan sonra biraz geriledi. Washington petrol arzını sürdürme konusundaysa arayışta. Amerikan yönetimi gözünü Venezuela ve İran'a çevirdi. Bu iki ülke petrolüne uygulanan yaptırımları hafifletmeyi ya da kaldırmayı değerlendiriyor. Venezuela ile temas kuruldu bile. İlk görüşmelerden sonuç çıkmadı. Savaş, yaptırımlar ve yeni yaptırım beklentileri Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını da vurdu. Fiyatlar cuma günkü kapanışa kıyasla %67 yükseldi. Megawatt saat başına 210 Euro'dan 322 Euro'ya kadar çıktı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody ise Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü. Not görünümünü negatif olarak belirledi. Yaptırımlarla mücadele eden Rusya bir yandan da Batı'ya karşılık verme peşinde. Rus hükümeti dost olmayan ülkeler listesini açıkladı. Listede Amerika ile birlikte tüm Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve İsviçre'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke yer aldı. Moskova, listedeki ülkelere döviz yükümlülükleri bulunan Rus vatandaşları ve şirketlerinin ödemelerini ruble olarak yapabileceklerini açıkladı.